Borsa Tekne'ye hoş geldiniz. Ben Perihan Tantu. Evet haftanın 3. işlem gününde birazdan strateji Ahmet Mergen'i ağırlayacağız. Fakat dünden beri devam eden Teknofest'ten anlık bağlantılarla biliyorsunuz sizlere birçok konuğumuzu burada Ekotürk ekranlarına canlı olarak aktarıyoruz. Ve Tuğba Aşçı arkadaşımız şu an yine. Evet sevgili Tuğba Aşçı'ya çok teşekkür ediyorum aktardığı değerli notlar için. Hemen şimdi strateji Ahmet Mergen'e dönüyorum. E, hocam hoş geldiniz yayınımıza. Evet hoş bulduk. Piyasa Herkese iyi günler. Sağ ol hocam. Piyasa eksiye düşmeden hemen dönmeden diyeyim daha doğrusu. E acele de ediyorum. Çünkü bir satış geldi piyasaya. 1388 puan seviyesindeyiz. E, hocam düşerken çok güzel eşlik ediyoruz aslında yurt dışına ama çıkarken aynı şevk ve iştahla maalesef eşlik edemiyoruz. Bu da piyasada e, hakikaten paranın olmadığının imzası galiba. Valla yani dışarıdaki vatandaşın Cebinde para ne kadar azsa Borsadan o da buraya o da yansıdı var. galiba. Genel anlamda bir para sıkıntısı var. Gene e, herhalde yetecek kadar para yok borsada. E, büyük kağıtlarda da işte robotlar, algolar şunlar bunlar e, al, ver, al ver ver al falan filan yatırımcı bekleşiyor. De, gideceğiz de adam olacağız da falan borsamız yükselecek de bir şeyler. Yani biraz daha zamana ihtiyaç var gibi gözüküyor. Ne yapalım? Göründüğü kadarıyla şu anda ortalamaların altında. Bu grafik. Günlük grafik zaten 50 günlük ortalamanın altına gittiği zaman artık Sıcak patates diyordunuz ya hocam siz zaten hep. Sıcak patatesi tutma. Yani Burada e, bazılarını tutmak istemiyorsun. Tutuyorsun mecburen bazılarını da. Bazıları mecburen tutulmak zorunda gibi görünüyor. Çünkü çok zarar oluşmuş durumda. E o zarar daha da büyüyor. Artık iyice tutulmak zorunda kalınıyor. Yani böyle sallan yuvarlan gidiyoruz ya. Ne diyeyim ki? Dışarıda Fed desen... O da faiz arttıracak inşallah. 2022'de başlayacak. Sert tedbirlerle geliyormuş. İyi gelsin bakalım. Ondan sonrasını görürüz. Geçenlerde işte attım bir tane e, 65'li yıllardan kalan Hells Angels sırtlarında böyle modlar falan vardır. Harley Davidson'lar falan kullanırlardı o yıllarda. Yani otobanda falan o gürağa rastlamak istemezsin. 15-20 tane motosiklet gümbür 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 arkanda. E baktığın zaman işte FED başkanları da sanki toplantıya öyle geliyorlarmış gibi bir hava var. İşte faizi arttıracaklar, giderek tapering yapacaklar. Daha doğrusu önce piyasaya sürdükleri dolarları azaltacaklar. Diğer taraftan Yalın'ın parası yok galiba. O da orada çığlık çığlığa. Çok kötü olur. Harcama limitini yükseltin falan diye. Belki ikisi aynı konu değil ama bir yerde bana dolar lazım kardeş diyor harcamak için. Ötekisi diyor ki çok fazla dolar verdim ya piyasaya. Bu sonra başıma bela olacak diyor. Ee, <laughs> Vallahi kardeşim bu işi sen zaten 1950'li yıllardan önce yaptın. Pandora'nın kutusunu açtın konuyu altına bağlı dolar basmaktan çıkarttın. Çünkü yeteri kadar altın yok. E in God we trust dedin. Yani Tanrı'ya inanıyoruz dedin. Arkasında benim devletimin serveti var dedin. Toprak var dedin. O var dedin, bu var dedin. Dolarları basmaya başladın. E onu gören herkes basıyor. Şimdi Avrupa'da da tapering olacakmış göğe. Yani onlar da hani euroyu Biraz kısacaklar göğe. Vallahi ekonomiler yüzde sekiz büyüyor, yüzde yedi büyüyor, yüzde on büyüyor falan filan. Buna rağmen yani çoğu yerde de vatandaşın cebindeki o delik de ekonominin büyümesi gibi. O da yüzde yedi, yüzde sekiz, yüzde on falan. O delik de büyüyor. Bakalım sonu nereye gidecek bu işin? Ben hala aynı fikirdeyim. Öyle faiz oyunlarıyla al gülüm ver gülüm onlarla bunlarla o bütün dünyanın kontrol edildiği dünyadaki bütün ortalıkta dolaşan paranın kontrol edildiği günler çoktan geldi geçti. Artık 1970'li 80'li yıllarda falan değilsin. Aa Brezilya mı batıyor? Peki gönderin 100 milyar dolar para. Eee Onundan işte 1-2 milyar dolarlık ödemesini yapsın. Ne o? 1981-82'de krizlik krizden kurtuluyoruz Amerika'da. Amerika'daki işte bankalar batmıyor Fed'in sayesinde. Öteki tarafta başka bir şey hop para. 2008 trilyon dolarları bas 2012'ye kadar dünyayı kurtar. Yani şimdi gene. Dünyada bir salgın hikayesi var. Ve onunla beraber ekonomiler büyüdü. Tuhaf işler. E, buna rağmen hala göründüğü kadarıyla dünyanın büyük bir kesiminde insanlar şu veya bu şekilde rahatsız. Yani insanlar ekonomik olarak rahatsız. Siyasi açıdan rahatsız da o yüz senedir rahatsız insanlar siyasi baskılardan, özgürlüklerin kısıtlanmasından. Yani dünyanın çoğu yerinde insanlar esir. Ne özgürlük var ne bir şey var. Geç o işleri. Yok yani. Olmayacak da böyle gidecek işte. Kim eline gücü geçiriyorsa işte ötekini özgürlüğün var senin falan filan diyerek yani bir nevi kandırıyor. Dünyanın bütün ülkeleri böyle. Olduğu kadar özgürlük var. Bazı ülkelerde ötekine nazaran biraz daha fazla. Ekonomik özgürlük o da yok artık. Yoksa millet niye kütleler halinde oradan oraya oradan oraya göçmeye çalışsın? Yani bakıyorsun yani Müslüman dünyasına da Müslüman dünyasında da herkes kafirlerin Ülkesi denilen ülkelere göç etmek için çırpınıyor. Nasıl bir iştir ben de anlamadım. Yani bakın yani bir paranın dağıtımında herhalde bir sorun var yani. İnsanlar demek ki geçinemiyor. Veya insanların istekleri mi çok arttı da onları yetecek kadar para ellerine geçmiyor. Onun için mi oradan oraya göçmeye çalışıyorlar ama büyük bir Göç şeyi var yani dünyada. İşte Amerika'ya El Salvador bilmem ne güneyden, ne nereden gelmişler e, takım adalardan galiba. E, sınırda Amerika'nın göçmen bürosu da atlarla matlarla nehri geçmeye çalışan insanları durdurmaya çalışıyor. E, adalardan gelmişler, geçilemiyor adam. Bir yerlere gideyim orada hiç olmazsa gırtlağımı doyurayım diyor. Nüfus artıyor. Nüfusun artışına yetecek kadar gelir artmıyor ailelerde. Yetenek de yok. Herkes herhangi bir konuda süper süper uzman olamayabilir. E herkes öyle ufak tefek işi de beğenmiyor. E haklı. Daha iyi yaşamak istiyor. Yani sürünerek para kazanmak istemiyor kardeşim. Bu da onun hakkı. E ortada o kadar iş yok. O parayı verecek yok. Bir karamboldür gidiyor. E bu gece işte göreceğiz. Ee, <laughs> sabahleyin artı 9-10 neyse. Yeni moda bu. Öğleden sonra İkisi. patır 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 aşağıya. Ertesi gün gene yukarıdan başla. İşte patır patır aşağı. E senin örümcek ağına takılan bir takım küçük yatırımcılar varsa işte onları götür getir operasyonlarında A tak A da kanlarını iç kurut gitsin. Bakarsan evet çok müthiş bir yatırım dünyası ama her yer aynı değil kardeşim. Her yer öyle çok büyük bir yatırım dünyası değil. Yani haftalık grafiğe bakarsak Bakalım hocam. Burada ee... da çıkış kanalı içindeyiz. Alt noktaya doğru geldik. Kritik yerdeyiz. 50 haftalık ortalamada tutunmaya çalışıyor. Oraya daha erişemedi ama orası da 1375 yani 137.500. <laughs> Onun altı genelde altına gittiği zaman çok kalmıyor ama yani 1-2 ay kalsa zaten yatırımcıyı bezdirir. Tuş hocam. ediyor. Aynen yatırımcı kredili mredili malda taşıyorsa abicim sıkıntı artıyor. Ki hocam şu an aracı kurumların faiz oranlarına bakıyorum. İnanılmaz yüksek. Yani şu an kredili mal taşımak için hani nasıl diyeyim çok gereksiz mi diyeyim ne diyeyim e, kimsenin de pozisyonuna karışmak istemiyorum ama inanılmaz faizler ödeniyor. Yani her gün burada para basıyor olmak lazım zaten yani iki ay falan kredi taşımak için. Zaten çok fazla para kazandığı için muhtemelen bu sektörde çalışan bütün insanların maaşları da herhalde 2-3 katına çıkmıştır diye düşünüyorum. Yok hocam yok. <laughs> Olmadı mı? Kaşırdık mı? <laughs> ay ay neyse. Vallahi artık ne diyeceğim ben de bilmiyorum da. Burada da yani işte Son nokta gibi bir yer. 1375 diyorsunuz. Yani artık ondan sonrası saldım çayıra. Yani e, ekonomi şöyleymiş, böyleymiş. Yani o artık eğer bu borsa yüzde %20, %30 bile olsa ekonomiyi yansıtıyorsa e burada kardeşim Koç Holding'in var, Sabancı'nın var, Tüpraş'ın var, Petkim'in var, Şişe Cem'in var. İşte arçeliğin var say sayabildiğin kadar. Ya bu hisselerin performansı aşağıya doğru gidiyorsa ve bunlar bu hisselerin fiyatları şunları bunları ekonomiyi temsil etmiyorsa daha o zaman demek ki başka bir ekonomi var. Neyi temsil ediyor onu bilmek lazım. Bunlar büyük şirketler, büyük istihdam sağlayan şirketler. Onların fiyatları aşağıya doğru gidiyorsa demek ki bir şeyler yanlış gidiyor. Dolar bazında bakıldığında Hocam dolar renkli. bazında şunu da sormak istiyorum ama haftalık olarak ortalamalara baktığımızda 8, 21 ve 50 haftalık ortalamaları mesela dolar bazında altındayız. Bu kötüye mi delalet? Evet. Yani 50 haftalık mesela 161 dolarda 171 dolardan geçiyor. Düzeltiyorum. 8 haftalık 167, 21 haftalık da 169 dolar. Yani bu hafta bitmeden e, yukarı atmamız gerekiyor gibi görünüyor o zaman bu tabloda. E zaten işte sağ tarafta yani bir tane daha dip oldu oldu tobo oluşması için. Hı hı. Yani sol baş sağ tarafta bir tane daha dip olup da tekrar sarı renkli dörtgenin üstüne çıkarsa yukarıdan gelen 50 bin dolardan gelen trend çizgisi var. Aşağı yönde kanalın üst çizgisi. Onu da üç aşağı beş yukarı test edecektir. Oradan çıkarken onu da geçerse mavi renkli dörtgenin üstüne doğru yolculuk var demektir. Onu da yukarı kurtardık, katlasa kurtardık. diyorsunuz ne hala? Sarı renkli dörtgenden aşağıya doğru yolculuk başlıyorsa geçmiş olsun. Adios amigos. Yani ondan sonrası pek iyi alamet olmaz zaten şu anda işte dip yapma çalışması içinde diye farz ediyoruz ama onun altına gidiyorsa yani aşağıda da MRC'de de kendi tetik çizgisini sıfırın altında bile olsa aşağı yönde kırıyorsa oho sıkıntı büyük olur kardeş kim ne derse desin ben artık her iki, hani onun bunun dediğine falan bakmıyorum ya artık. Yani gelmişiz 70 yaşına. Bana ne ya kim ne derse desin. Ben görüyorum göreceğim. Yani o kadar okul okumuşuz, mürekkep yalamışız. Yani ben en son master degree dediğimiz master delisini aldığımda ikinci masterı makine mühendisliğinden 32 yaşındaydım. 5 yaşında başladı, altı yaşında başlasam okula demek ki 26 sene mürekkep yalamışız. E 3 kuruşluk da aklımız var yani. yani bazı arkadaşların <laughs> ekonomik görüşlerine pek katılamayacağım. Yani her şey çok güzel, çok güzel falan filan iyi tamam da güzel olan şey de var. Güzel olmayan şey de var kardeş. Baktığında. Enflasyon yüzde on değil abi. Değil yani. Spor yazarlarından milliyette yazıyor. Şansal Bey bile söyledi. Gidin bakın caddeye gidin. Yüzde on değil abi. Tuik muik anlamam. Ben yaşadığımı bilirim. E. Ondan sonra kiralar yüzde otuz artmış. Ne artar? Önünde bir yüzde otuz daha gidecek enflasyon varsa ne ne yapacak adam? Onu da düşünüyor. Önündeki on iki ay boyunca aynı fiyat alacak senden. E senden alacağı parayı önceden fiyatlıyor. Sen domatesi aynı yerde tuttun mu? Tutmadın. <laughs> Sivri biberin fiyatı niye tutulmuyor? Yüzde beşte. Ötekinin fiyatı niye yüzde beşte değil? E doğal gazı arttırmayalım. Ya var mı böyle bir şey? Arttıracağım mecburen. Fiyat artıyor. İşler biraz daha ne bileyim inşallah düzelir. Daha düzgün bir hale gelir. Öteki tarafta çocuklar dışarıda kalıyor. Yurt yok. Olan da pahalı bir yerin özelleri. Veya bazıları pahalı geliyor. Yani var bir sıkıntı da. Ülkenin Tök e, e, Teknofest'i gösterdiniz. Orada da ülkenin bir sürü gençleri var. Gençler cıvıl cıvıl. Yani bütün bu karambole rağmen gençler heyecanlı öyle olmalı zaten. Ülkenin gençleri de heyecanını kaybederse of 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 o zaman tam yandık yani. Hadi biz moruklar diyelim. Dinozorlar kaybettik heyecanımızı. Ama ülkenin gençleri... Heyecanlı olmalı. Onlar kaybederse dert. Dert büyür. Onlar kaldırıp götürecek bizi bir yerlere. İnşallah. Öyle inanıyoruz. Ee, <laughs> dediğim gibi. Burası da işte artık son noktalara doğru geliyor. Oldu oldu. Ha, Fed faiz arttırdı. Onu yaptı bunu yaptı. Dolar başladı yukarıya doğru tırmanmaya. Gerçi 22 2022'de arttıracak da. İşte var böyle şahin mi? Yoksa e, güvercin, güvercin mi, mi? Yoksa tavuk mu? Yoksa işte şey mi? Nasıl diyeyim? E, yani böyle bir sürü tanımlamalar oluşuyor. Hummingbird falan veya veya ne bileyim işte söyle yani. Bir sürü kuş isimleri var. Hangisi gelirse bu gece? Yani enteresan konu altın ve gümüşteki hareket ya o da aşağı gitmesi lazım Yok, o da tekrar 1800'e tırmanmaya çalışıyor altın Burası da bir enteresan yani 1780'i niye kırdık aşağıya kadar gittik 1743'e oradan niye geldik tekrar 1780'e daha bir şey olmadı yani Fed'in ne yapacağı konusunda da herhangi bir değişiklik yok. Aynı. Herkes sert bir Fed gecesi olacağına bahis yapmış durumda. Görünüşe göre. Bakalım nasıl bitecek iş. Ama esas sıkıntı yani burada da işte o sarı renkli alanda ufak bir çanak oluştu. Oradan yukarıya tepti. 1780'in üzeri evet sıkıntılı. Ama 182'yi vurdu geri geldi. E, kırmızı renkli ortalama koyarsın 20 birimlik ortalamaya 4 saatlik grafikte. Onun altına gitmediği sürece destek orada. Onun altına gitmediği sürece enteresan bir iş olabilir. <laughs> Yalnız böyle gecelerde açıklamalar falan sırasında fiyatlar, lotlar, modlar veya kontratlar fazla olmadığı için yani bir aşağı doğru bir yukarı doğru saniyelik hareketler olur. Sizin stoplar falan varsa bir yerlerde stopların hepsi çalışır. Hepsini yakarlar. Zaten piyasada ona göre entegre hocam. Stoplar nerede birikmiş? Biz oraya bir iğne atalım. Malum biliyorsunuz. Tabii tabii. Tıkır 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 orada böyle sesler duyarsın. Ding ding falan diye bilgisayardan. Anla ki para sıfırlandı stop diyorsunuz. Gitti. Geçmiş olsun. Ne oldu mu oldu? Kaç not oldu? Kaç kontrat yok Geç o işi. Bitti. Stop yani. Stop hunters vardır. Stop avlayıcıları. Geceleri falan ortaya çıkarlar. Yani karambol içinde senin stopları yerler. Yani seyredersen görürsün. Ting 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 fiyat oraya doğru gelip ting yapar gitti. Senin stop yedi. Stopu kaçırdın kaçırdın uzaklaştırdın. Yakında bir yerdeyse kesin yer. Çünkü ortada alışta satışta fazla kontrat olmadığı için ileri geri hareketlerle hop senin stop gider. Çalışır. Zararı yazar oturursun. Burada da <laughs> yani 1743, 1834 büyük çanağını eğer buradan kalkıp önce 1809'a gidip sonra 1800'ün üzerinde tutunup da tekrar 34'e giderse ben derim ki haydi buyurun cenaze namazına. Çok enteresan olur. Yani FED bir taraftan faiz arttırışına gidecek. Bu da burada 1834'ü üstüne yoklayacak. Karışık bir şeyler dönüyor ama dur bakalım kokusu çıkar yakında. Geçelim geçelim hocam eğer vakit varsa bir gümüşe de bakıp öyle gidelim. E, reklama reklama gideceğiz çünkü. Kısa bir gümüş yorumu da alalım sizden. Vallahi arçelik dedim e, arçelik sarı geldi ama. Alanda sıkışma var. Yani fiyat oraya sıkışmış durumda. Dedim sarı yine gümüş geldi. Ne tarafa doğru koparsa <laughs> o yönde pozisyon tutulur. Gümüş 20 birimlik ortalamanın üstüne doğru şöyle bir tırmandı. Orada bir üçgen var 4 saatlikte. Yani o da eğer 20 günlük yani 20 birimlik ortalamanın üstünde tutunabilirse 50 birimlik ortalamaya doğru bir koşu yapabilir. Yeşil renkli ortalamaya. Yani 22.90'ın üzerine çıkıp 23'ün üzerine. Esas o sarı renkli çanağı bilmiyorum yani bir şekilde tamamlayıp da üzerine çıkarsa o zaman Fed, Met, Pek, Şahin olmayacak demektir yani. O zaman tekrar 24 direnci devreye girer. Bunun 20-50'de çok majör bir desteği var. <laughs> Aylık bazda desteği var. Ama esas band şu anda günlükte aşağı taraf 22, yukarı taraf 28. Buraya yerleşti uzun bir süredir. Zaten 28'de pek uzun zamandan beri görmüyor. 26'larda falan tıkanıyor. Şimdi 22'ye geldi. Buradan bir tepki çıkışı var yukarı yönde. Ama Eskaza altında 1834 gibi burası da 2480 falan 87 o tepeye doğru gidip 22 2487 çanağını tamamlarsa o zaman Fed'in faiz artışı veya tapering problemi biraz yani tapering işi biraz daha gecikmeli olur. Onun işaretini alıyor demektir piyasa bence. Yanılabiliyorum yani yanılabilirim de. E geçelim bakalım. Şimdi hocam reklama, reklama gidiyoruz, gidiyoruz ama Arçelik arada kaynadı diyenler vardır eminim. Reklamlardan sonra bir tur daha üzerinden geçeceğiz merak etmeyin şimdi kısa bir ara. Efendim borsa Teknik'te şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hisselerle devam ediyoruz. Az önce Arçeli'ye kısaca bir pas atmıştık. Şimdi üzerinden bir tur daha geçelim. Hocam e fiyat 31.88 31.90. Yani burada e, tepede yatay bir alanın içine girdi. Yukarı tarafta işte kaç? E, 35 48 herhalde orası. Aşağı taraf 28 29 gibi. Yani 30 35 arası desek 5 liralık bir alanda. Şimdi buradan sağ sağa doğru yayılıp, dörtgenin üstüne hamle yapıp da dörtgenden yukarı yönde kurtulursa trend devam eder. Ama aşağıya doğru gelip 30'un altına doğru çakılırsa sıkıntı büyür. Yani orada obo tehlikesi ortaya çıkar. Tepesi 35-48 ortadaki tepe olmak üzere baş kısmı. 34-40'ları da sağ omuza döner bir anda. Onun için o ortadaki 28, 88, 29 civarındaki dibin olduğu yer önemli. Ortalamaların civarında dolaşıyor. Biraz altında, biraz üstünde böyle bekleşiyor. Yani ortalamalar 32 civarında zaten birbirlerini kesmek üzereler. Hatta belki de kesti. 32, 10, 32, 21 tabii. 20, 50'nin altına inmiş. Biraz sıkıntılı bir durum var ortalamanın üstüne çıkıp o sarı renkli dörtgenden yukarı yönde kurtulması lazım ki çıkışa devam diyebilelim. Yakın takip gerekir bence. Geçelim. Geçelim hocam. Çin beton ile devam edelim isterseniz. 205-60, <laughs> 206 -50. Tabii ara kademeler evet, uzun boş. uzun zamandır bakmadık bir takım kağıtlara. Öyle bakıyorum işte yani endekse Listedeki bütün kağıtları hangisine baktık hangisine bakmadık arada sırada onlara da bakalım gibi. Kağıt 24.92 oradan 534. Devasa bir çıkış. Hele zaten yani şeyden itibaren bakarsan 180'lerden falan hatta 150'lerden tam bir roket. Ondan sonra bir verilmiş 300'e neredeyse %50'si gitmiş. Sonra bir hamle e artık o ilk tepeyi geçemez. Tepki çıkışı. O düşüşten sonra. Şu anda oradan sonra aşağıya ortalamaların altında geldi %61.8'lik Fibonacci desteğine. Ortalamaların altında yatay bir alanda lotlar yıllardır azdır burada. Kademelerde pek fazla öyle alışların satışların tonlarca olduğu bir yer olarak bilmem. Arada sırada bir hareketlenir. Bazen girersin, çıkmak istersin, çıkamazsın gibidir. Uzun yıllar böyleydi. Sıkıntı yaşarsın yani. Şu anda dörtgenin içinde yatay bir alanda yukarı taraf 248, 250, aşağı taraf 200 gibi. 50 liralık bir alanda ortalama direnci 220'de üzerine çıkarsa 250 direnç onun üstü he buradaki arkadaşların ne yapmak istediğine bağlı yani lotları kontrol eden birileri mutlaka vardır. Etkin bir grup veya bir spekülatör. Onun isteğine bağlı olarak lotlar eğer toplandıysa kendilerinde o zaman tekrar 300'ü de görür, 300'ün üstüne de çıkartırlar. Ona göre kendinizi ayarlayacaksınız. 534 çanağına tekrar gider mi? Yani normal şartta gitmemesi lazım bir anda hurra diye bakıldığında. Ama tabii piyasada olmaz olmaz. Yani birileri isterse neden altına doğru diyorsunuz. giderse sıkıntı büyür. O zaman fiyat aşağılarda yani 150'lere doğru sürüklenebilir. Aşağı tarafta 76 orta dörtlük veya 78'lik Fibonacci desteklerinin olduğu yere bakılır o zaman tutunması için. Zaten 240, 206 veya 250, 206, 40 lira desek aşağı 40 lira gitse işte 160, 150 gibi bir hedef olur. Aman dikkat. Geçelim. Geçelim hocam. Çimentaş. Ee, bu istemi zaten sürekli işlem Bunun görmüyor. Kardeşi de öyle. Hı, hı. Yani çim beton, çimentaj. Bu da lotların fazla olmadığı bir yerdir. E zaten çimento sektöründe de bugünlerde pek fazla bir hareketlilik yok. Hepsi süzülüyor aşağıya doğru. Yani e 9 lira, 62 lira. Yani vay vay vay. E oradan sonra İkili Tepe. Oradan sonra bir çaktılar. E aşağılara doğru süzülüyor ortalamaların altında. Neredeyiz? Burası da yüzde 61.8'lik Fibonacci desteği'nin biraz altında, yüzde 75'lik bir alana doğru geliyor. Yüzde 76.4'lük ortalamaların biraz altında. Şimdi biraz yataya sarıyor gibi, çim şey gibi, yani çim beton gibi. Yani burası da aşağı taraf 26, yukarısı 31, ortalama 28 civarında. 28'in üzerine kendisini atabilirse 28 buçuğunu filan tekrar bir 31 veya yukarı tarafta 35 falan 37 denemeleri görülebilir. Mutlaka burada da fiyatı etkileyen bir grup vardır diye düşünüyorum. Çünkü buradan da kademelerinin lotlarla, devasa lotlarla falan filan dolu olduğunu zannetmiyorum. O kadar... Hocam zaten piyasa öncesi işlem platformunda o yüzden sürekli işlem geçmiyor. Hı -hı. Yani, Yok yani. Ona göre dikkatli olunması gereken yerlerden birisi. Evet. Öyle tonlarca lotla girip çıkamazsın. Geçelim. Evet hocam İzmir Demir Çelik diyelim <laughs> isterseniz şimdi bizim yatırımcılarımızdan bizi izleyenlerden daha doğrusu çok sıkça aldığımız bir soru. Hı -hı. Evet bu arada tekrardan Teknofest'e dönüyoruz sanırım. Toxios'u e, çünkü ekranlarımızda olacak. Evet ekranları tekrardan Teknofest'e çeviriyoruz. Evet efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz İz, İzmir Demir Çelik demiştik hocam isterseniz grafiğimiz ekranlara gelsin İzmir Demir Çelik ile devam edelim. Yani bu tabi bölünmüş hali bir zamanlar bir buçuktan 30 liraya gitti bölünmüş haliyle 0.54'ten yani 9 liralara kadar giden bir çıkış. E, kağıt biraz fazla gitti yani orada bir haberler muhaberler çıktı herhalde. Yani fiyat fiyat buçuk ,5, 5 liradan aldı başını gitti. Ve sonraki satış maalesef kağıt orada 6 liraların altına gittikten sonra ortalamanın çok hızlı bir düşüş yaşanıyor 3.19'a. Yani yatırımcı çıkamıyor. Taban baban falan derken orası kitlendi. Yani mallar kaldı 6 liranın üzerinde. <laughs> çarp onu 3 yani demek ki 20 liranın üzerinde eski fiyatlarla millette mal kaldı. Ondan sonra ufak bir tepki hareketi 4.86'ya ama oradan da bir üçüncü halka arz. Hadi tamam bitti gitti. Yatırımcı şimdi kilitlendi. Parası da kilitlendi. Valla göründüğü kadarıyla bir süre burada yatırımcıyı bezdirirler. Yani 2 lirayla 3 lira arası Götür getir götür getir. E 2 lirayla 3 lira arası hocam 1 lira. 1 lira ama oran olarak da %50. Yani 2.10'a alıyor 2.90'a çakıyor. İyi e para. 3 kere yapsa bitti gitti. Parayı götürdü. Yüzde yüzün üzerinde para kazanacak. Ortalamaların altında kardeşim. Burada bir süre daha herhalde gezinecek gibi. Yani yüzde %78 oranındaki Fibonacci desteği herhalde burada çalışacaksa çalışacak. İnşallah çalışır. Ama gördüğüm kadarıyla etkin bir grup var. Yıllardır vardır. Yani 20 senedir var belki. Burası Ereğli gibi değil. Yani. Onun için de onların da ne yapmak istediğini bilemeyiz. Yani genelde zaten çoğu kağıtta etkin gruplar var Türkiye'de. Onların sayesinde fiyatlar yukarı aşağı gidiyor geliyor hem likidite sağlanıyor hem de götür getir olayı. Yatırımcı bu arada bu işlerden yararlanabilirse aklını kullanıp ne hala. Ne hala. Ama 5 liranın üzeri sanki tıkalı gibi. Yani çok oradaki lotlar dökülmeden 2-2,5 iki, iki, buçuk arası yatırımcılar satmadan mallar tekrar geriye transfer edilmeden fiyatları tekrar yediye mediye kurtarıp Öyle güzel insanlar yok. Sizleri kurtarmazlar. Yani aman maliyetine kaçsınlar diye kağıtları oraya götürmezler. <laughs> Yukarıda verilenler daha düşük fiyatlarda genelde yatırımcıdan geri alınmak üzere fiyatlar böyle gezer durur yatayda. Burada da durum o şekilde gibi gözüküyor bana. Geçelim. Hocam e, Türk Traktör ile devam ediyoruz şimdi. 150 90, 151 lira şu an e, fiyatlama. Vallahi 240'ten omuz baş omuz oluşmuş. Oradan Hı -hı. itibaren kağıt düşüşte. düşüşte. Yani %50 olan yer görüntü itibariyle 140 liralar falan gibi gözüküyor. Fiyat ortalamalar fiyatta direnci gösteriyor. 163-169 demek ki önce... 163'te 20 günlük ortalamada direnç var. Daha hala aşağıya sarkabilir. İyi para bıraktı. Yani boru değil. 10 katı falan gitti Neredeyiz? Böyle her kağıt gitmedi yani. Ama burası maalesef 240'lar civarında 240. Orada bir obo oluştu. Ondan sonrası şimdi %50'lik Fibonacci desteğine doğru süzülüyor bence yavaş yavaş. Bakalım geçelim. Ve hocam hemen o zaman gıda sektörüne geçelim. Şok marketlere bakacağız çünkü. Burası yatay bir alanda. Genelde 11 lirada alınıyor. 14-14,5 civarında satılıyor. Şimdi tekrar 12.67'nin üzerine doğru bir hamle var gibi sanki. Ortalamaların üzerinde. E 13.5-14'e gidebilir mi? Gidebilir. Orada satıcı gelecektir. Kısa vadede 14 buçuk arası satış aşağıya düştüğü zaman alış. Yani traderlar böyle çalışıyor. Görüntü itibarıyla dediğim gibi uzun süredir yaklaşık bir buçuk senedir falan yatayda. Yani 11, 11'e doğru gelirken al, 14'e doğru giderken 14, 14 buçuk arası sat. Görüntü onu gösteriyor. Geçelim. Bakalım ne zaman kopacak yukarı yönde. Ama hemen kopacağı da yok galiba. Evet hocam lokman ekim diyelim o zaman. Lokman ekim Vallahi götürmüşler 13'e kadar. Haber de vermişler. yedi buçuk 7, 7 civarından roket ikiye katlamış. Haldır haldır haldır. E çok sert hareketler oluyor. Demek ki birileri var burada. Bu tip kağıtlarda çok sert hareketler olduğu zaman arka arkaya tamam falan filan anla ki birileri burada fiyatı fıştıklıyor. Evet, ona göre tedbir alacaksın nerede olduğunu bileceksin hangi sularda yüzdüğünü bileceksin <laughs> yani senin 3 metre altında 5 metre altında hangi balığın olduğunu tahmin et ona göre tedbirini alarak direnç nerede direnç 12'ye yakın yerde ortalamaların üzerinde %50'ye yakın geri alma yerinden Fibonacci geri alma seviyesinden zıplamış Trend desteği 3 tane dibi birleştiriyor. O da oradan geçmiş. Yani 824'teki falan o dibine oradan. Ortalamaların üzerinde 11 85 90 oraları geçerse tekrar çanağı tamamlatabilirler. Ama satış gelir 13 civarında. Eğer oraya gelirsin. Akım hala yukarı yönde. Ortalamaların altı stop. 10 lira 10 kuruş 50 günlük ortalama. 10 kuruş da sen ver. 10 liranın altı stop. Ha indi tekrar çıktı. Satarsın tekrar alırsın. Bu kadar basit. Geçelim. Hocam doko ile devam edeceğiz. 708 atmış. Ey gidi ne diyeyim. <laughs> Valla burası da 200 liradan neredeyse uçtu gitti. 4 katı falan yaptı. Sonra bir satış geldi. Şimdi tekrar yukarı yönde bir hareketlenmeler var. Çünkü e, taşımacılık ve biraz havacılık kısmında bir hareket var. Yani görüntü itibarıyla. Bizim Allı Turna İzmir'e doğru uçarken 13 lira civarında dolaşıyor. 15-32 yani 1532 numaralı piste doğru taksi yapabilir. Ama bir tane daha var. Baş harfi P ile başlayan. Mitolojik bir kanatlı manatlı olan. E, o da taban yapıyor gibi gözüküyor buralarda. Bugün de orada bir hareket var. Koyarsın stopu, bakarsın her ikisine de. E, burası da doko, servis. E, ortalamaların üzerine bir çıktı. E, göründüğü kadarıyla 600 kaç orası? 650 mi? 650 civarında iki tane dip var. Onun altı stop. Yani ortalamaların altında en son stop orası. 20 günlük ortalama 674'te. Koyarsın 674'e stopu veya 650'ye. Beklersin bakalım tekrar çanak tamamlanacak mı? Ana zirveye doğru hareketlenme olacak mı? Ama oraya doğru yaklaştıkça 800'ün üzeri satıcılar çoğalır. Çünkü orada takılan bir sürü insan olmuştur. Büyük ihtimalle. Çünkü bize... Tepelerde almayı severiz. Yani diplerde mal alınca olmuyor. O zaman para falan kazanırız, rahatsız oluruz. Yani bünyemizde Tarzımız bir değişiklik diyorsun. olur. Tarzımız değil diyorsunuz hocam. Bünyemiz kaldırmayabilir <laughs> dipten mal aldığımız zaman. Yani yukarıda alınca daha bir rahat oluyor işler. Öyle Ölmemeyle hocam herkes uzun çiz. vadeci olmak istiyor o yüzden belki de. <laughs> Geçelim. Evet, ata gayrimenkul diyelim hocam. <laughs> o zaman. Valla burası da yani bir tepede bir omuz baş omuz grafiğin ortasında. Oradan sonra aşağıya doğru tam bir göçüş. Ne olduysa yani 3.30 anladığım kadarıyla 3.40 civarında bunun dibi var. Dipler orada oluşuyor. Ortalamanın altına doğru gidiş var o üçgenden. 487'den gelen satışlar daha hala durdurulamamış. Ortalamanın üstüne çıkınca alınabilir. Ama şu anda ortalamanın altında satış devam ediyor gibi gözüküyor. Ha, destek 3.40 civarında dediğim gibi. Geçelim. Evet, 5.5-6 liranın üzeri dolu yalnız. Çünkü orada omuz omuzda yakalanan yatırımcılar satışa gelir. <laughs> Bir başka. Avrasya. GYO. Evet Avrasya. E burası da ortalamanın üstüne çıkmış. E güzel kardeşim toparlamışsın kendini. %61.8'lik 2.23'ten yukarı gelmişin. Ama 3.56'da satıcı gelmiş. Ortalamanın altına iniş kötü. İki tane o, taban taban gibi yani. E kaçamadı yatırmış. Tekrar %61.8'lik işte 2.25 civarında burada da dip var. Dipler orada oluşuyor anladığım kadarıyla. 61.8'lik destek de orada. Oraya bakılabilir. Yani alım düşünülüyorsa. Direnç. E direnç artık 3 lira civarında. Ortalamalar orada. 3.07, 3.09. Biraz da böyle ölümcül kesişme olmuş. 20.50'nin altına inmiş falan. Biraz sıkıntılı orası. 3'ün üstü biraz sıkıntılı. Onu anladık. 2.20 civarı, 25 civarı destek. Geçelim. Geçelim ve son hissemiz de o zaman hocam. İnve olsun. Hem vakit hem bitti. <laughs> Valla burasını da bravo yani 27 şeydeki programdaki gibi bravi bravi yani 27'den 198'e nasıl bir uçuşsa. O da tavan Oradan sonra tekrar hayır etmedi. Tavan uçuşu. E ondan sonra tekrar %61.8'lik 90 liraya kadar iniş Fibonacci desteği. Ama sonraki tepeler giderek alçalıyor bak 154 135 118 falan. Yalnız düşüş de %61.8'in olduğu yere geldi. Tekrar 90 civarı. Bunun altı biraz daha sıkıntılı olur. Ama buradan ortalamanın üzerine doğru atarsa kendini anlaşıldı. Etkin grup tekrar devreye giriyor demektir. Stop koyarak köpek balıklarını takip edebilirsiniz. Geçelim. Evet hocam hisseleri bitirdik. Vaktimizi de bitirdik. Artık geri kalanlar Cuma'ya diyelim. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. İyi hadi bakalım. Bitti <laughs> mi? Bitti. Valla Teknofest falan filan yediniz bizim programı. Ama yine yine de hızlı gittiniz hocam. Açığı kapattınız. Çok ne hisse yapayım? geldi. Koştur koştur. Evet. <laughs> koştur, koştur. Ee, Cuma bir hisse programı sözümüz olsun ama izleyenlere. Ben bayağı bir not aldım. Ee, bana gelen hisseleri Ahmet hocamıza da gönderdim. Cuma görüşürüz hocam. Ağzınıza sağlık. İnşallah. Herkese bol kazançlar. Sağ olun hocam. Evet efendim Saatler 14'ü gösterdiğinde Cuma günü diyeceğim. Çünkü yarın Merkez Bankası özel yayınımız var. Tekrar Ahmet Mergin hocamızla birlikte bir hisse yayını yapacağız. Sözümüz olsun. O zaman Cuma görüşürüz tekrardan. Hoşçakalın.